Örgü Köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoyu geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yününü kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 4 ve 4'ün katları artı 1 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. Modelimizin yapım aşaması oldukça kolay. Evet, şöyle ilmeklerimizi çıkaralım ve bir sayalım. Şöyle 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Buraya kadar 4 ve 4'ün katları artı 1 demiştik. 17. Toplamda 17 ilmekten anlatım yapacağım size. Başlamadan buraya şöyle bir tane düğümümü atıyorum. Şöyle fazla ipimizi de alalım ve başlayalım. Lastikle başlayacağım. Modele lastik gerekiyor arkadaşlar. Şöyle ilk sıra olduğu için ilk ilmeğimi öreceğim. İlk ilmeğimi düz ördüm. Lastiğe düzle başlayacağız. Kenar ilmeğimizden sonra. Bir kez daha şöyle ilmeğimi düz ördüm. Şimdi tersle devam ediyorum. Bir ters, bir düz lastik yapacağız ve modelimizi o şekilde kuracağız. Dediğim gibi bu model için lastik gerekli. Kenar ilmeğini de ördüm. Evet, ben şimdi lastiğimi uzatıp geliyorum. Ben şöyle lastiğimi biraz uzattım. Şimdi modelin lastiğin ön yüzündeyiz ve modelimizi kuracağız. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. Şimdi başlarken lastiğimizi iki düzle başlamamızın sebebi modeli kuracağımız ilmeğin şu düz ilmeğe denk gelmesini sağlamaktı. İpimi arkaya aldım. Bakın modeli buraya yapıyoruz. Bu şekilde örmeyeceğim bu ilmeğimi. Şöyle alttan girerek ördüm ve bıraktım. İpi benden yana aldım. Tekrar 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine bu düz ilmeğimi şöyle alttan selanik örer gibi örüyorum. İpi benden yana aldım. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Bakın yine bu düz ilmeğimdeyim. Şöyle alttan ilmeğimi ördüm ve çıkardım. İpi benden yana aldım. 1, 2, 3 ilmek ters. İpimi arkaya aldım ve kenar ilmeğini düz ördüm. Modelimizi kurmuş olduk. Modelin arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Sırada 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. 3 ilmeğim düz, 1 ilmek ters.
bir ters, 3 ilmek düz ve kenar ilmeğinde ters örüyorum. Şimdi normalde modeli bir kez kurduk. Model şu anda çok kendini belli etmiyor. Modelimiz ilerledikçe anlaşılacak. Devam ediyoruz onun için. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Sıradaki 3 ilmeği ters örüyorum. İpimi arkaya aldım. Yine bakın bu düz ilmekteyim. Şöyle içinden değil de altından, bakın şurada yeri belli zaten. Buradan şöyle ilmeğimi ördüm ve bıraktım. İpi benden yana aldım. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Tekrar bakın şuradan ilmeğimi düz ördüm ve bıraktım. İpi benden yana aldım. 1, 2, 3 ilmek ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Yine bakın şuradan ilmeğimi ördüm ve bıraktım. İpi benden yana aldım. 1, 2, 3 ilmek ters. Kenar ilmeğini de düz örüyorum. Devam ediyoruz. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpimi arkaya aldım. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz. Bir ters. 3 düz. Model 2 sırada bir kendini tekrar ediyor. Ve kenar ilmeğimi de ters ördüm. Yavaş yavaş modelimiz ortaya çıkmaya başladı. Devam edelim. Bir kez daha kuralım modelimizi. Kenar ilmeğini aldım. Kenar ilmeğinden sonra 3 ilmek ters. İpimi arkaya alarak yine bakın şuradan yeri belli artık zaten. Buradan ilmeğimi çıkardım ve bıraktım. Selanik örer gibi örüyoruz düz ilmeğimizi. Bu modeli örgüye yeni başlayanlar da yapabilir. Gördüğünüz gibi yapım aşaması oldukça kolay. Ve de çabuk ilerleyen bir model. Üç ilmeğim ters. Kenar ilmeğini de düz ördüm. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Yine 3 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters şeklinde devam ediyoruz. 3 düz. 1 ters. Modeli büyük bir parçada denemiştim ben kamera arkasında. Şimdi şu sıramızı geçelim. Modeli size bir de şöyle büyük bir parçada göstereyim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Kenar ilmeğini de ters ördüm. Evet, bakın modeli birlikte 3 kez denedik. Model zaten ortaya çıktı. Dediğim gibi kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelin daha büyük hali bu şekilde. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Daha iyi görün modeli. Bu renge de çok yakıştı bu model. Arka yüzü bu şekilde. Gördüğünüz gibi arka yüzünün de gayet temiz bir görüntüsü var. Burası da ön yüzü. Burada da yine alt kısmına bir düz bir ters lastik geçtim. Dediğim gibi bu model lastik istiyor ve bu lastik yakışıyor bu modele. Bu da şöyle birlikte ördüğümüz küçük parça. Evet, şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden çok güzel hırka olur. Yine yelek yapımında kullanabilirsiniz. Çocuklarınıza yeleklerde, süveter yapımında
birçok yerde değerlendirebileceğiniz hem yetişkin örgülerinde hem de çocuk örgülerinde kullanabileceğiniz kolay ve de hızlı ilerleyen bir model. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.